Lost everything, looking for a deal. But he's just a raggedy man. <laughs> road warrior. Aykırı filmden herkese merhaba. Bugün hem Cuma günü vizyona girecek olan Furiosa filmini anmak hem de film öncesi bir hazırlık olması için Mad Max serisi üzerine bir video hazırladım. 2016 yılındaki filmine kadar popüler kültürde çok yeri olmayan ancak o filmden itibaren yeniden sinema gündemine oturan, özünde 80'lere ait bir kült olan Mad Max'in hikayesi en az filmlere kadar deli ve heyecanlı. Vitesi 5'e takın. Çünkü çok hızlı ve sert bir video olacak. Mad Max serisi birçok sinema hanedanlığına nasip olmayan bir özelliğe sahip. Bütün filmleri tek bir adam tarafından yazılıyor ve çekiliyor. O da malumunuz George Miller. Bu abimiz hakkında bir filmografi videosu hazırlamayı planlıyorum. O yüzden çok detayına dağılmayacağım. Ama bu film serisini onu anmadan anlatmak da imkansız tabi. Bu adam Avustralya'nın vahşi ve egzotik dünyasına yetişmiş bir sinemacı. Melbourne Üniversitesi'nin bir workshopuna katılan Miller, burada tanıştığı Byron Kennedy ile birlikte film işlerine girişiyor. Bu ikili ilk Violence in Cinema diye bir belgesel dizisi çekiyorlar. 70'lerin başında sinemanın şiddeti ele alış şekillerini inceledikleri bu belgeselleri yerel festivallerde gösterim şansı buluyor. Farkındaysanız şiddet ve onun doğası üzerine fazlasıyla kafa yormuş bir abimiz bu. Bunun yanı sıra sıkı bir metal müzik dinleyicisi ve 1979 yılında ilk uzun metraj filmi yani Mad Max'i olabilecek en kısıtlı imkanlarla çekerek efsanenin fitilini ateşliyor. İlk Mad Max filmi 1979 senesinden çok da uzak olmayan bir gelecekte geçiyor. Hani bir nevi Miller'ın 2000'ler tezahürü gibi düşünebilirsiniz. Dönemin punk ve metal rüzgarlarından etkilenen yönetmenimiz motorcu çetelerinin vandalizmine uğramış bir Avustralya portresi çiziyor bu arada. Bütün bu pisliğin içinde ayakta kalabilmiş bir polis abimiz, Max Rokotanski durmaktadır. Eşi ve oğlunu, Toe Cutter denen bu adam ve çetesinin zulmünden korumak üzere kurulu bu film, sonra izleyeceğimiz Mad Max şaşasından bir hayli uzaktadır. Bunun sebebi de eldeki kısıtlı malzemeden bir ürün çıkarmaya çalışmaktır tamamen. Çok sert ve acımasız aksiyon sekanslarıyla geçen film, önce Avustralya'da, sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenmedik kişi rakamlarına ulaşır. 300 bin dolar gibi bir bütçeye, tüm zamanlarda 9 milyon dolara yakın kazanmış bu film. Ki buradaki kar maaşının bu filmi yaratan insanlara neler hissettirdiğini hayal bile edemiyoruz. Hala en çok kar elde eden filmler sıralamasında Guinness Rekorlar kitabında yer almaktadır. İlk film seri içerisinde en az duyulan film olabilir. Elbette serinin azılı hayranları tarafından baş tacı edilmektedir. Ama ben bu filmi izlerken artık biraz sıkılıyorum diyebilirim. Yani ben de kötü eskiyen bir film. Ama yine de Mel Gibson'ın oyuncu karizması olsun, Talkator oynayan Hugh Case Bryan'ın acımasızlığı olsun, stilistik aksiyon sahneleri vesaire hala izlenesi bir film. Hatta Motorcu Camii için üst sıralarda bir yeri olduğuna da inanmaktayım. George Miller ve Mel Gibson ikilisini Hollywood'a kazandıran bu film, gözlerinde bir anda Avustralya'ya çevrilmesini sağlayacaktır. Geldik serinin en cafcaflı filmlerinden birine. Benim şahsi favorim olan bu film ile Mad Max bir anda çıtayı tanrı katına çekiyor diyebiliriz. Hani George Miller kazandığı o kadar parayla ne yapacağım diye uzun uzun düşünmüş olacak ki, yaratıcılığımız sınırlarını zorlarım kararına mağdur. İlk film bir TV filmi, bir dizi bölümü gibi gözükürken bu film her anlamda ölçek büyüdü. Daha geniş planlar, daha çok oyuncu, daha iyi mizansenler ve proplar. Yönetmenin açıklamasına göre ilk filmin birkaç sene sonrasında geçen film ile Max'in hayatta kalma yolculuğu devam ediyor. İlk filmde ailesini kaybeden bu adam iyiden iyiye kafayı kırmıştı. Kendini oradan oraya savuran bir berduş gibi takılırken karşısına çıkan bazı insanlar ona eski hayatını ve motivasyonlarını hatırlatıyor. İnsanları korumaya yemin etmiş bir polis olduğu o eski günlere geri dönen Max, bu filmde bir şehrin koruyucusu rolüne bürünecek. Bu sefer rakip çete çok daha kalabalık ve güçlüdür. Aslında buna bir çete demek bile hafif kaçacaktı. Bunlar bayağı kabile gibi bir şeyler. Ve biz zaten bu post apokaliptik dünyada bir benzini ele geçirme mücadelesine şahit oluyoruz. Bu yeni dünyanın savaşma şekli. Benzin için, su için verilen bir savaş. Zaten bu mevzudan geçen hafta distopya videomuzda da bahsetmiştik. Onun da linkine tepeden ulaşabilirsiniz. Buradaki iletişim kabiliyetini kaybetmiş olan yabancı çocuk benim serideki favori karakterlerimden biridir. Yeni dünyayı en iyi onun gözlerinden anlayabiliriz. İnsanoğlu eski değerlerini kaybetmeye ve yeniden primitif çağlara dönmeye yüz tutmuştur. Sanki eski dünyanın tanrıları tarafından bu insanlara bırakılmış gibi duran motorlu taşıtlar da bu ilkel görünüşe çok farklı bir hava katar. Sanatta bu konseptin karşılığı tam olarak nedir bilmiyorum. Steampunk desen değil, Cyberpunk hiç değil, Dieselpunk diyesin var ama emin değilim. Bu yeni bir tür punk olabilir pekala. Bu mevzu film forumlarında da çokça tartışılıyor zaten. Burada George Miller'ın kendi vizyonuyla yepyeni bir konsept yarattığını söyleyebiliriz. E zaten bu adamın en büyük olayı da diğer adışı George Lucas gibi devamlı yeni bir şeyle gelebiliyor olması. Mel Gibson'ın bu film içerisinde sadece 16 repliği bulunmaktadır. Bu bilgiyi veriyorum çünkü bu olay bir Mad Max geleneğine dönüşecek. Az replik çok iş düsturu ile anlatma, göster metodunu köküne kadar uygulamıştır bu film. Ve dönemi için aksiyon sekansları gerçekten çığır açıcıdır. Günümüz gözüyle bile izlerken büyük keyif alacağınız bir film ile Mad Max mitolojisinin de yolculuğu başlamış olur. İlk film gibi kısa sürede bir fenomene dönüşen film, ülkemizde gösterim şansı bulan ilk Mad Max filmidir. Şu bir gerçek, 80'lerde Mad Max'in bünyede bıraktığı etki şu anki Dune kadar güçlüydü ve bu kazın daha yolunması gerekiyordu. Bu da bizi serinin en zayıf halkası olan 3. filme getiriyor. 1985 senesine geldiğimizde Mad Max üçlemesini sonlandıracak o film vizyona giriyor. Bu film özelinde şunu söylemek gerekiyor. George Miller gerçekten bu filmi isteyerek mi çekmiştir? Her zaman bu bir soru işareti olacaktır. Ortada bir stüdyo baskısı olduğu nettir. Mad Max üzerinden bir Star Wars yaratabileceğini düşünen yapımcılar bu filme yeşil ışık yapmıştır. Kadroya o dönemi sağlayan Tina Turner gibi bir dibayı bile eklerler. Şu an Taylor Swift'i oynatmak gibi bir düşünebilirsiniz bunu. Ama zaten bu hamle bile izleyici için bir dur deme anının geldiğini işaret etmektedir. Bu filmde Max, iyiden iyiye bölge tarafından efsaneleşmiş bir figür olarak ele alınır. Tina Turner'ın Auntie Entity karakteri tarafından esir alınmıştır. Baştan sona bir video klip havasında ilerleyen filme dair övgüyle bahsedebileceğim yegane şey soundtrack'i olacaktır. Sağ olsun Tina ablamız buraya unutulmaz bir parça bırakmıştır. Bunun dışında aklımda pek sahne bile kalmadı açıkçası. Kişi de eleştiren anlamda beklentiyi karşılamayan film dönemi için bir serinin sonu anlamına geliyordu. Mel Gibson daha sonra Cehennem Silahı serisiyle Hollywood'da yükselmeye devam edecek iken George Miller derin bir sessizliğe bürünecektir. Bu süre zarfında yüksek bir sinema aşkıyla filmler çekmeye devam etmiştir. Ancak hiçbiri Mad Max'in büyüsüne sahip olamayacaktır. Ben bu ara dönem içerisinde Lorenzo'nun yağ filmini ayrı bir severim. Hatta favori dram filmlerim arasında yer alır. İnanılmaz bir Nick Nolte performansı vardır burada. Ama işte George Miller'ın bu elitist olma çabası asla düzgün bir çizgiye oturmaz. Bazı insanlar bazı dünyalara aittir. George Lucas mesela Star Wars dışında bir şeyler yaptı ama bilen bile yok. Olmuyor işte abi. Evet çok yeteneklisiniz ama bazı dünyalar sizsiz tamamen hissiz. Biz yeniden konumuza dönelim. Yaklaşık 30 senelik bir aranın ardından belki yaşadığı hayal kırıklıkları, belki de yeni bir şeyler denemek için Mad Max filmleri çekmeyi bırakan George Miller seriye geri döner. Bu filmin fragmanının ilk düştüğü anı dün gibi hatırlıyorum. YouTube'u kırıp geçirmişti adeta. Hani bu tarz geri dönüşler genelde Ghostbusters veya Terminator gibi kabak tadı verirler ama Miller'ın 2010'ların sinemasına bu kadar güçlü gireceğini kimse düşünemezdi. Bu adam ki 2006 yılında Happy Feet animasyonunu çekmiş ve artık yumuşamış tatlı bir dede kabağına gelmiş yorumları yapılıyordu. Ama sen gel 2015 yılında serinin en psycho filmini çek. İnanılır gibi değil gerçek. Bazı insanları sinema aşkları asla dinmiyor. Fragmanı tamamen delilik kan filmi sinema salonlarında izlediğimizde o kadar coşmuştuk ki salonda insanların yerlerinde duramadığına şahit olmuştuk. Bu çok hareketli bir filmdi. Zaten gürültülü bir motor sesiyle başlıyordu ve bir an bile sizi rahat bırakmıyordu. Mel Gibson'ın yerine Tom Hardy'nin e recast edildiği film ilk defa bütün karakterleriyle size temas ediyordu. Önceki filmler bariz biçimde Mel Gibson ve Max'in sırtında yükseliyordu. Ama burada Furiosa'dan Tutun, Immortan Joe'ya kadar her karakter ilginç ve karizma saçıyordu. Bu arada bir detay girmek isterim. Immortan Joe'yu ilk filmdeki kötü adam oynayan abimiz oynamakta. Tahminen mitoloji içerisinde Tolkater o karaktere dönüşmüş. Ben en azından o şekilde yorumladım. Bu filmin en unutulmaz anı kuşkusuz kötü adamların konvoyundaki Death Metal gitaristi abiydi. Yani böyle şok edici ve coşku veren bir görüntü olamazdı. Hani A noktasından B noktasına gidip oradan yeniden A noktasına dönüşü anlatan basit bir filmin nasıl oluyor da bu kadar kült hale gelebiliyor gerçekten anlamıyorum. Üstelik bunu 2010'larda herkesin eleştirmen kesildiği bir dönemde yapıyor. Bu filmi sevmeyebilirsiniz, overrated da bulabilirsiniz ama şunu kabul etmelisiniz, taş gibi gözüküyor bu film. Kışkırtıcı bir görselliği, sürekliyici bir kurgusu ve çekici bir gürültüsü var. Seni içine bir kere alıyor ve o dünyada yaşamanı sağlıyor. Bu seri her zaman deliliği, insanlığımızı kaybettiğimizde geriye ne kaldığını anlatan, ...atmosferi ve karakterleriyle çok özel bir seri olacak. Oscarlarda gösterdiği ekstra performans... ...ve gişeyi de aynı oranda fethetmesi... ...ve 2010'ların en iyi filmleri arasında gösterilmesi falan derken... Josh Miller gibi bir sinemacıya... ...Hollywood'un yeterince değer vermediğine her gün daha bir inanmaktayım. Kendisi şu aralar Marvel ile Thor 5 filmi için görüştüğü rivayet ediliyor. Umarım doğrudur da sonunda şöyle okkalı bir Thor... ...ve Marvel filmi izleme imkanımız olur. Evet, şimdi önümüzde Furiosa filmi var. Bu sefer Road'un çok öncesini... Kuryasa'nın gençliğini anlatacak bu film. Seriye ilk defa başlayacaksanız aslında başlangıç noktanız bu film olabilir. Fury Road'dan bile neredeyse 10 sene geçti ve stüdyo ile türlü türlü tartışmalar sonucu sonunda bize ulaştı bu film. Son filmde Max'i bile gölgede bırakan Charles Theron'un ölümsüzleştirdiği İmperator Furiosa şimdi Anya Taylor-Joy görüntüsünde bizimle buluşacak. Cannes Film Festivali'nde 10 dakika boyunca akışlanan Chris Hemsworth performansının çok çövüldüğü ve Fury Road kadar olmasa da taş gibi bir film olduğu iddia ediliyor. E zaten fragmanda benzer duyguları bize vaat ediyordu. Umarım Ferry Road'un Oscar başarısına benzer bir performans sergiler ve bu efsane serinin iyice hakkı verilir. Bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldim. Sizi bilmiyorum ama benim için Mad Max serisi içimi bastırdığım karanlık duyguların sinemada tezahür etmesi gibi. Hani insanlara zarar vereceğine, bunu sanatına, sporuna yansıt derler ya. George Miller da tam bunu yapıyor gibi geliyor bana. Ben de izlerken onun hastalıklı zihnine konuk oluyor ve o salonda gerçek bir katarsis yaşıyorum. O yüzden sinemanın ve insanlığın bu tarz adamlara ve bu tarz filmlere ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Adrenalin dolu bir filmde daha görüşmek dileğiyle. Aykırı ve hoşçakalın arkadaşlar.